Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde hazırlayabileceğimiz kolay, pratik tavuk döner yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 750 gram tavuk göğsü, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon. İstemediğiniz bir baharat varsa çıkartabilirsiniz. Tavuk dönerimiz için tavuk göğsü de kullanabiliriz. Kemiksiz but da kullanılabilir. Ama bizim elimizde şu an tavuk göğsü var. Ben onu kullanacağım. Malzemelerimizi kenara çekelim. Doğrama tahtamızı alalım. Tavuk göğsümüzü ince ince dilimler haline getirelim. Şöyle bir ortadan ikiye böleceğim. Sonra şöyle bölebiliyorsanız ince dilimler halinde keselim. Tavuklarımızı dilimledik ve soğanımızı blenderımızdan geçirelim. Soğanımızın suyunu kullanacağız. O yüzden incecik olana kadar blenderdan geçirelim. Soğanımızı blenderdan geçirdik. İçine sarımsağımızı da ekliyoruz ve sarımsağımızı da tekrar çekiyoruz. Soğanımız ve sarımsağımızı blenderımızdan geçirdik. Soğanımızı ve sarımsağımızı süzmek için bir kase alalım. Üzerine süzgecimizi koyalım. Soğan ve sarımsağımızı boşaltalım. Ve soğanımızın suyunu güzelce süzelim. Soğanımızı güzelce süzdük. İçine yoğurdumuzu
domates salçamızı, sıvı yağımızı, baharatlarımızı ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Sosumuz hazır. Tavuklarımızı içine koyalım. Güzelce tavuklarımızı karıştıralım. Sosumuz bütün tavuklarımızın her yerine gelsin. Tavukları sosla buluşturduk. Güzelce karıştırdık. Şimdi ağzını güzelce titreçle kapatıyorum. Dolabımızda en az 2 saat kadar dinlendirelim. 2 saattir dinlendirdiğimiz tavuklarımız hazır. Şimdi şöyle üstünü açalım. Dolapta ne kadar çok bekletirseniz o kadar çok lezzetli olacaktır. Şöyle bir karıştıralım. Bir tane yağlı kağıt alalım. Tezgahımıza serelim. Yağlı kağıdımıza tavuğumuzu dökelim. Eğer bir seferde bu tavuğu bitiremiyorsanız iki ayrı sarabilirsiniz. Eşit bir şekilde dağıtalım. Ve bunu ruba yapalım. Kenarlarını şeker paketler gibi sıkıştıralım. Ben bu verdiğim miktarlarda tek bir rulo haline getirdim. Tek seferlik çıkartıp hemen yiyeceğiz. Tekrardan buzluğa koymayacağım. Eğer siz iki ölçü yapacaksanız iki ayrı yağlı kağıda sarmanızı tavsiye ederim. Çünkü tek bir yağlı kağıda sardığınız zaman tekrar çözdürüp tekrar dondurmayın. Tavuk dönerimizi bir gün buzluğumuzda beklettik. Şimdi tavuk dönerimizi pişirmede. Bunun için gerekli malzemeler bir yemek kaşığı dolusu tereyağı. Ekmek arasını yapacağım için biraz marulumuz var. Biraz da domatesimiz var. Domatesimiz kendi bahçemizden yeşilken toplayıp kışın tüketmek için koymuştuk. Onları yiyoruz. Mecbur kalmadıkça kışın domates almıyorum. Soğan da koyuyorum ama soğanımızı ay şeklinde doğradım. Biraz tavada tereyağıyla soteliyorum. Tavuk dönerimizi buzluğumuzdan çıkarttık.
bir 5 dakika kadar sıcak ortamda beklesin. Doğramamız kolay olsun diye. Dakikadır dışarıda bekliyor ve açalım. Daha kenarları tam açmamış. Yağlı kağıdımızı çıkardık. İnce ince doğrayacağımız için çok çözdürmüyorum tavuk dönerimizi. Ve ince ince dilimlemeye başlıyorum. Size şöyle dilimi gösterebilirim. Bu taraftan olacak şekilde dilimleyelim. Tavuk dönerimizin bir kısmını dilimledim. İnce dilimler yapmaya çalıştım. Şimdi bunları tavamızda tereyağımızla kızartalım. Uygun bir tava alalım. Altını açalım. Tereyağımızı koyalım. Yağımızı eritelim. Dilimlemiş olduğumuz tavuk dönerimizi tavamıza koyalım. Orta ateşte tavuk dönerlerimizi kızarana kadar pişirelim. Tavuk dönerlerimizi kontrol edelim. Diğer yüzünü pişirmek için çevirelim. Tavuk dönerimiz buzluktan çıkıp dilimlediğimiz halde kalmayacaktır, parçalanacaktır. Telaş etmeyin. Tavuk dönerlerimizi şöyle biraz pişiralım. Tavamızın yanına diğer dilimleri ekleyerekten pişirmeye devam edelim. Koyduğum tavuk dönerimiz pişti. Eğer şöyle kızarmış seviyorsanız biraz daha tavamızı tutabilirsiniz. Önce koyduğum tavuk döner dilimlerini çıkartacağım. Şöyle göstereyim.
güzelce piştiler. Kızartmak isterseniz şöyle kızartabilirsiniz. Yerine tekrardan dilimlemiş olduğum tavuk dönerlerini koyacağım. Ve bu işlem tavuk dönerimiz bitene kadar devam edecek. Tavamı kızartıyorum. Burası tamamen kızardı. Şurası kaldı bir tek. Burası da kızardı mı hazır olacak tavuk dönerimiz. Tereyağınız az geldiyse biraz daha ilave edebilirsiniz. Ve şöyle iyice birbirine karıştırıyorum. Önceki kızartmış olduğum dönerleri de içine ilave ediyorum. Hem ısınsınlar hem de kızarmayan varsa onlar da kızarsın. Ve tavuk dönerimiz hazır. Altını kapatalım. Ben ekmek arası yapacağım. İsterseniz siz pilav üzerine dökebilirsiniz. Şöyle altına biraz yeşillik koyacağım. Biraz domates. Hazırladığım soğanı yanına koyacağım. İsteyen içine de koyabilir. Tavuk dönerimizden bolca koyalım. Tavuk dönerimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abonelik ücretsizdir. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Sağlıcakla kalın.